Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. AYT Matematik 2023 kampında hedef full matematik diye çıktık yola ve sevgili arkadaşlarım bayağı bir yol gitmişiz bu kısa süreçte, dizilere kadar geldik. Evet, logaritmanın large testini çözdükten sonra artık diziler konusuyla sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz. Güzel bir kamp olmaya devam ediyor. Ve eminim ki kampı takip eden ve sonuna kadar ilerleyen tüm arkadaşlarım sonunda zafere de ulaşacaklardır. Evet sevgili arkadaşlar, konumuz diziler dedik. Son videomuzda da hatırlatmıştım. Fonksiyonlara ve mat 1'deki yani TYT'deki ardışık sayılar konusuna olabildiğince hakim olmanız gerekiyor ki bu konunun içinden geçebilirsiniz. Sonuç olarak sevgili gençler, bu iki konuyla inanılmaz derecede alakalı bir ders. İlk defa dinleyecek olanlar merak etmeyin, olabildiğince açıklayıcı biçimde anlatacağım. Okulda görenler de sevgili arkadaşlarım çift dikiş atmış olacaklar ve bir daha asla ama asla unutmayacaklar. Evet sevgili arkadaşlarım, hazırsanız hadi hep beraber toplanın, yürüyün, derse gidiyoruz. Evet, öncelikle sevgili arkadaşlarım, dizinin bize tanımı lazım. Her şeyde olduğu gibi tanım arkadaşlar. Tanım olmadan olmuyor. Şimdi dizi dediğimiz olay sevgili gençler, pozitif tam sayılar kümesinden reel sayılara tanımlı tüm fonksiyonlardır. Bakın, fonksiyon olmadan tanımını dahi yapamam. Çünkü arkadaşlarım, dizi dediğimiz şey bir fonksiyondur. Dikkat edilmesi gereken şey, her fonksiyon bir dizi değildir. Sadece bazı fonksiyonlara biz dizi diyeceğiz. Bu fonksiyonlarda yukarıda zaten söyledik. Neymiş arkadaşlarım? Tanım kümesi ne olacakmış? Pozitif tam sayılar olacakmış. Ve sevgili arkadaşlarım, eğer görüntü kümemiz yani değer kümemizde reel sayılarsa buna reel sayı dizisi diyeceğiz. Değer kümemiz rasyonel sayılarsa rasyonel sayı dizisi diyeceğiz. Demek ki bu neye göre isim alıyor? Değer kümesine göre bu bir. Tanım kümemiz kesinlikle ama kesinlikle pozitif tam sayılar olacak. Yani bizim burada tanım kümemizdeki en küçük eleman 1. Daha sonrasında 2, 3, 4, 5, 6 diye devam edecek. Bakın, tanım kümesinde 0 veya negatif gibi herhangi bir tam sayı yok. Evet, şunu söyleyebiliriz ki artık şekil itibariyle de gösterecek olursak sevgili arkadaşlarım, pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlı olacak. Ve arkadaşlarım, ben bu z artı kümesinin içerisinden seçtiğim n'leri an'lere götüreceğim. Şimdi burada aslına bakarsan fx eşittir kural diyorduk biz, değil mi? Yani fx'in bir kuralı vardı. X'leri alıyorduk. O kural yardımıyla farklı sayılara dönüştürüyorduk fonksiyonda. Burada da aynı benzer işleri yapacağız. Yani arkadaşlarım, her n tam sayısı için, pozitif tam sayısı için an'ler birer reel sayı olacak. An reel sayı dizisinde a1'e ilk terim diyoruz. Birinci terim de denilebilir ama genelde ilk terim diyeceğiz. A2 adı üstünde ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü, beşinci, altıncı derken an'e n'inci terim diyeceğiz. Veyahut genel terim diye de bahsedilebilir tabii ki soruların içerisinde. Ama genellikle de genel terim diyeceğiz ama n'inci terim de denildiği olur. An'lerde sevgili arkadaşlarım, şuradaki n sayısı dizinin indisi anlamına gelir. 5 ise 5. terimdir, 8 ise 8. terimdir, 10 ise 10. terimdir, 1 ise ilk terimdir. Genel terim fonksiyonun arkadaşlarım kuralıdır. Nasıl ki fx'in kuralını biliyorken f1, f5, f-3 nokta 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 değerlerini hesaplayabiliyorsak biz, dizinin genel terimi biliniyorsa da tüm terimleri de bulabiliriz aslında. Dizilerin tanım kümeleri pozitif tam sayılar olduğundan tanım kümesiyle alakalı bir kuşkumuz olmaması gerekir. Çünkü yok. Niye? Bir dizi ise bu. Bunun tanım kümesi zaten bellidir. Pozitif tam sayılar. Burada önemli olan dizinin görüntü kümesidir. AN dizinin görüntü kümesinin, AN dizisinin görüntü kümesinin elemanları sıralı olarak yazarak AN dizisini ifade etmiş oluruz. Yani sevgili arkadaşlarım, AN'i şöyle parantez içerisinde yazıp eşittir derseniz, bakın yine parantez içerisinde A1 virgül A2 virgül A3 A4 A5 AN AN artı 1 diye gidersek işte burada diziyi, dizinin elemanlarını ifade etmiş oluruz. Böylelikle dizinin elemanları bir parantez içerisine alırsa dizinin tamamını ifade etmiş oluruz sevgili gençler. Şimdi tanıma göre çözülebilecek bir soru var. Aşağıdakilerden hangileri bir reel sayı dizisi belirtir diye sorulmuş.
Reel sayı dizisi belirtmesi için tanım kümesinin pozitif tam sayılar olması şart. Ve sevgili arkadaşlarım, karşımıza da bir reel sayı çıkması şart. Burada ben ne gördüğüm yere istediğim tam sayıyı yazarım. Karşılığında da sonuç olarak bir reel sayı alırım. Ve daha sonrasında 3 bölü 2'yi de eklersek sonuç bir reel sayı olacaktır. Yani bu bir reel sayı dizisi olabilir diyeceğiz. B'ne bakalım. Burada rasyonel bir ifade var. Bu rasyonel ifadenin biz paydasının 0 olmamasını isteriz. Dolayısıyla n'nin 3 bölü 2'den farklı olmasını isteyebiliriz. Fakat n zaten 3 bölü 2 olmuyor. Neden? Çünkü ben buradaki n'leri sevgili arkadaşlarım pozitif tam sayılardan seçiyorum. 3 bölü 2 pozitif tam sayı değildir. O halde bu da bir dizidir. Cn eşittir 2n bölü n eksi 5. Bakın arkadaşlarım, burada n 5 olamaz. Ama dizinin tanımı gereğince ben n sayılarını pozitif tam sayılardan seçmem gerekiyor. Ve bütün pozitif tam sayıları da yazabilmem gerekiyor. Ama 5'i yazamıyorsam o zaman bu bir dizi olamaz. N eksi 3, bakın n 1'den farklı olmalı. 2'den farklı olmalı. Ve 1 ile 2 de sevgili arkadaşlarım pozitif tam sayı olduğu için bu da bir dizinin genel terimi olamaz. Çünkü 2 ve 1 ve 2 burayı, yani çift dereceli kökün içini negatif yapar. Bundan kaynaklı da dizi belirtmez diyoruz. Yine burada n 1'den farklı, 2'den farklı ve 3'ten farklı olmalı arkadaşlarım. Çünkü negatif sayıların faktöriyeli alınamaz. Bu da bir dizi değildir. Tanjant n eksi 2 bölü n artı 2. Bu bir sevgili gençler. Acaba bir genel terim olabilir mi? Bir reel sayı dizisinin genel terimi olabilir mi? Bakın paydada bir sıkıntımız yok. Çünkü eksi 2'yi zaten yazamıyorum ben. Çünkü eksi 2 pozitif tam sayı değil. Güzel. O zaman bir dizi mi? Ama dizi gibi duruyor ama değil. Neden? Çünkü arkadaşlarım ben ne gördüğüm yere 92 yazarsam tanjant 90 derece gelecektir. Ki tanjant 90 derece tanımsızdır arkadaşlarım. Bundan kaynaklı, bundan mütevellit bu da bir reel sayı dizisi olamaz arkadaşlar. Gn'e bakalım. Gn logaritma 3 tabanında n-4 demiş. Bakın n 1'den farklı olmalı, 2'den farklı olmalı, 3'den farklı olmalı, 4'ten farklı olmalı. Niye? Logaritmanın içi pozitif olmalıydı. Ben bunları da yerine yazabilmem gerekiyordu. Bu da gitti. N kare artı 5n artı 7, bu bir polinom fonksiyon. Polinom fonksiyonların tabiri caizse akarı kokarı yoktur arkadaşlar. Polinom fonksiyonlar öyle güzel fonksiyonlardır ki bizim o kadar çok seveceğiz ki, özellikle polinomlarda ve özellikle integralde o kadar çok aşık olacağız ki, özellikle limitte. Polinom fonksiyonların arkadaşlarım her noktada tanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Tanımsız olduğu tek bir nokta dahi yoktur. Daha sonrasında her noktada limiti vardır, her noktada süreklidir, her noktada türevlenebilir, her noktada integrallenebilir. Yani polinom fonksiyonların ciddi anlamda, hani öyle lafın gelişi değil, ciddi anlamda akarı kokarı yok arkadaşlar. Dolayısıyla onları çok seviyoruz ve polinom fonksiyonlar daima bir reel sayı dizisi de belirtir. Bu özelliklerin yanında bunu da ekleyebiliriz. Ve in fonksiyonuna bakalım. O da n-3'ün karesi bölü n. Arkadaşlarım burada n zaten 0 olamıyor diyeceğiz ama zaten n 0 olamıyor. Dolayısıyla bunu eledim. Üst tarafa da zaten polinom olduğu için istediğimizi yazabiliriz. Dolayısıyla sevgili gençler, bu da bir reel sayı dizisi olabilir. İlk ikisi ve son ikisi reel sayı dizisi olabiliyorken aradakilerin hiçbiri reel sayı dizisi değildir diyoruz. Ve 100. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçiyoruz, ikinci örnek. Bize denilmiş ki ikinci örnekte, AN, BN, CN reel sayı dizilerinin genel terimlerini bul demiş. Şimdi burada yüksek ihtimalle bir düzenli artış veya düzenli azalıştan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu düzenli artış ve düzenli azalışa göre de güzel bir şekilde bizim bu dizilerin genel terimlerini bulabilmemiz gerekiyor. Bakın güzel bir şekilde bulmamız gerekiyor. Bunu herkes bulabilir ama güzel bir şekilde bulan da olabilir, çirkinleştirerek bulan da olabilir. Dolayısıyla bizim bunu güzel bulmamız lazım. Bize yakışan bu. Peki nasıl bulacağız hocam? Yani güzellikten kastımız ne? Güzellik göreceli bir kavram sonuçta. Ama merak etmeyin, bizim bulduğumuz yöntem herkese güzel, herkese göre güzel gelecek. Öyle görecesi falan yok. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. 3, 5, 7, 9 diye ilerliyor. Kaçar kaçar artıyor? 2, 2 artıyor değil mi? O zaman ne diyorsun biliyor musun hemen? 2n. Sonra dizinin birinci terimi kaç? 3 mü? Yaz 1 yerine. 2 kere 1, 2 yaptı. 3 gelmesi için 1 eklememiz lazım. Alın size dizinin genel terimi. 2n artı 1. 2'yi yazarsan 5, 3'ü yazarsan 7, 4'ü yazarsan 9'u bulursun. Devam edelim o zaman şunla. Bak 5 artmış, 5 artmış, 5 artmış. Hemen sen ne diyorsun? 5n. Tamam güzel.
1 için eksi 7'den geçecek. Yazdım 1'i 5 geldi. Eksi 7'den geçmesi için 12 çıkarmamız lazım. İşte size genel terim. Tamam. Daha sonrasında şuna bakalım. Kaçar kaçar azalmış. Dörder dörder mi azalmış? Eksi 4n. Azalıyor çünkü. Eksi 4n. Birinci terim kaç? 9 mu? Yaz 1 yerine eksi 4. 9 gelmesi için 13 eklememiz lazım. Al sana genel terim. Bu kadar basitti sevgili gençler. Örnek 3. N bölü n artı 2 dizisinin ilk 6 teriminin çarpımı a, ilk 4 teriminin çarpımı b ise a bölü b kaçtır? Şimdi ilk 6 teriminin çarpımı için mesela a1'i bulacağız önce. A1 dediğimiz şey n gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 bölü 3 çarpı 2 yazarsanız 2 bölü 4, 3 yazarsanız 3 bölü 5, sonra 4 yazdınız 4 bölü 6, 5 yazdınız 5 bölü 8 değil 7. Çarpı 6 yazdınız 6 bölü 8 ve 7 yazdınız sevgili gençler. 7'ye gerek yok çünkü ilk 6 teriminin çarpımı demişti, güzel. Bu kadar. Daha sonrasında bölü diyoruz. Bir de ilk 4 teriminin çarpımı. İlk 4 teriminin çarpımı da zaten şunlar değil mi arkadaşlar? Aha şunlar. O zaman ben hiç uğraşmam, şöyle yaparım, sen biraz uğraşabilirsin. Bunlar zaten gidiyorlar arkadaşlar, şunlar. Tamam, cevap şuymuş. Bu da kaç yapar? 5 kere 6 30, 7 kere 8 56, 2 ile sadeleştirirsin 15 bölü 28 bizim cevabımız olur deriz. Ve sevgili arkadaşlarım, örnek 4'te devam ediyorum. Dizinin, bu dizisinin 15. teriminin sondan A basamağı, 10. teriminin sondan B basamağı 0'dır. A eksi B kaçtır? Şimdi 15. terimi için B15'i bulmamız gerekiyor. B15'te 5 üzeri 15 çarpı 15 artı 2 17 faktöriyeldir arkadaşlar. B10'da sevgili arkadaşlarım, o da 5 üzeri 10 çarpı 12 faktöriyeldir. Şimdi şunun sondan kaç basamağının 0 olduğunu ben nasıl bulurum? 17'yi giderim bir güzel 5'e bölerim. 17'yi 5'e bölünce 3 defa vardır. O zaman 3 tane 0 vardır 17 faktöriyelin sonunda. Bir de ben 17'yi 2'ye bölmek istiyorum. Acaba kaç tane 2 çarpanım var, onu da bulalım. 17'yi 2'ye bölerseniz 8 gelir. 8'i 2'ye böldünüz 4. 4'ü 2'ye böldünüz 2. 2'yi 2'ye böldünüz 1. 1, 2, 4, 8 daha arkadaşlarım 15 yapar. Bak, 15 tane 2 olduğu için 2 üzeri 15 çarpanı vardır. 3 tane 5 olduğu için 5 üzeri 3 çarpanı vardır. Bir de burada 15 tane daha 5 var. Dolayısıyla 5 üzeri 15 çarpanı dedim. 15 tane 2 ve 18 tane 5'ten kaç tane 10 üretilebilir? Bir tane 10. Neden onlara bakıyorum? Çünkü bir sayının sondan 2 basamağı 0 ise 2 tane 10 çarpanı vardır da o yüzden onlara bakıyorum ben. Tamam mı? Yok, farklı bir amacımız yok yani öyle. Hoca kafasına göre 10'a baktığı demeyin sakın, tamam mı? Şimdi 10 dediğim sayı 2 ile 5'in çarpımıdır. Şimdi bak, elinde 15 tane 2 var. 18 tane 5 varsa kaç tane 10 üretebilirsin? 2'ler bitince geriye kalan 5'ler hiçbir işe yaramayacaktır o zaman. Demek ki 15 tane 10 çarpanı vardır. Demek ki bunun 15 basamağı 0'dır. 15 basamak 0'mış arkadaşlar. Bu 1. 2. B10'a bakalım şimdi. Bak, burada 10 tane 5 çarpanımız var. Hemen 12 için bakalım. 12'yi 5'e böldünüz. 2 defa var. Demek ki 2 tane 5 çarpanı burada var. 10 tane de burada var. Yani kaç tane 5 var? 12 tane 5 var. Bir de 2 çarpanlarına bakmak için 12'yi durmadan 2'ye böleceğim. 12'yi 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 1. Toplayalım, 1, 3 daha 4, 6 daha 10 yapar. Bu da 2 üzeri 10'u verir bize. 10 tane 2 ve 12 tane 5'ten kaç tane 10 üretebiliriz? Tabii ki 10 tane. Demek ki bunun da 10 basamağı 0'mış. Şimdi diyor ki şunun A basamağı, bunun da B basamağı 0 diyordu. A eksi B sorulmuş. 15'ten 10'u çıkarırsanız cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız 5 olacaktı diyebiliriz. Ve arkadaşlar, 5. sorudayız. A n 4 n eksi 16 bölü n eksi 1 dizisinin negatif tam sayıya eşit olan kaç tane terimi vardır? Negatif tam sayıya eşit olan diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben bu diziyi şu şekilde yazmak istiyorum. Siz de zaten bu şekilde yapın bu tarz soruları. N'nin 4 katı 4 n, eksi 4'ün 4 katı eksi 4 olduğundan ben 4 n eksi 4 eksi 12 diye parçalamak istiyorum burayı ve n eksi 1 dedim. Artık bunu da şu şekilde parçalayacağım. 4 n eksi 4 bölü n eksi 1 yazdım. 4 n eksi 4 n eksi 1'e bölerseniz 4 gelir değil mi? Eksi 12 bölü n eksi 1 dedim. Şimdi dizinin artık genel terimi budur diyebiliriz ve
Bu dizinin sevgili arkadaşlarım negatif tam sayıya eşit olan kaç tane terimi vardır diye soruluyor. Bir kere tam sayı olabilmesi için, yani tam sayı dediği için bizim şunu şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şu sonucun tam sayı gelmesi gerekiyor. Şimdi bura tam sayı bak. Bura tam sayı. Tam sayıdan ancak bir tam sayı çıkarsa sonuç tam sayı olacağı için o zaman burası da tam sayı olmak zorunda. Şimdi 12 bölü n eksi 1 dediğimiz ifade tam sayı olacaksa eğer n eksi 1 dediğimiz sayılar 12'nin tam bölenleri olmak zorunda. N eksi 1 12'yi tam bölen sayılar nedir? İşte hocam 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur, 12 olur. Değil mi? Şimdi negatifleri de yazmak istiyorum aslına bakarsanız. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 yazmak istiyorum diyene kadar yazdım. Ama negatifleri alamayız. Niye? Çünkü arkadaşlar ben bu negatifleri alıp şurada yerine yazarsam önündeki eksiyle beraber 4'ün üzerine ekleyeceğim bir pozitif sayıya dönüşür ve bundan kaynaklı da bu negatiflerle birlikte sonucun pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ama bize negatifler sorulmuştu. Dolayısıyla ben bunları almıyorum. Bakın 12'den 1 şöyle diyelim 4 eksi 12 bölü 1 4 eksi 12'den ne yapar? Negatif yapar. Şurası da negatif yapar. 3'ten itibaren negatif olmaz bak. 12 bölü 3 4'tür. 4'ten 4 çıktı 0. Burası sonucu 1 yapar. Bunun sonucu 2 yapar. Bunun sonucu da 3 yapar. Demek ki bunları da almıyoruz. O zaman sadece ama sadece n eksi 1. N eksi 1. 1 olabiliyormuş. Bir de 2 olabiliyormuş. Şimdi n eksi 1 1 ise n 2'dir. N eksi 1 2 ise n 3'tür. Şimdi kaç tane terimi vardır diye sorulmuş. İşte ikinci ve üçüncü terimleri sevgili arkadaşlarım negatif olacakmış. O halde cevabımız da iki tane terimi negatif tam sayı eşittir diyebiliriz. Ve arkadaşlarım 100. sayfamızı bitirdik. 100. sayfamızı bitirdiğimize göre artık şöyle bir iddiada bulunabiliriz. Kitabın yarısı bitti. Tamam. Bundan sonrası biliyorum buraya kadar çok akıcı bir şekilde geldik. Bundan sonrası çok daha akıcı bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. A n eşittir n kare eksi 4 n eksi 12 bölü 1 eksi n dizisinin kaç terimi pozitiftir diye sorulmuş. Yani aslına bakarsanız n kare eksi ya da şöyle diyelim sıfırdan büyük diye soralım olmaz mı? Hadi çarpanlarını ayıralım. N ve n burası da eksi 6 artı 2 buranın kökü nedir? 1'dir. Üst tarafın kökleri de eksi 2 ve 6'dır. Sıralarsam eksi 2, 1 ve 6'yı ne yapacağım? Tablo çizeceğim tabii ki başka yapacak ne var? Matematik çok basit. Matematik çok basit çok basit. Emin olun çok basit arkadaşlar. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Peki sıfırdan büyük dediği için hiçbirinde eşitlik yok. Neyle başlayacağım? Artı eksi. Eksiyle başlayacağım. Artı eksi artı dedim. Şimdi nereler pozitif? Şurası ve şurası pozitif değil mi? Çok güzel ama burada sonsuz tane var hocam. Ama şunu unutmayacaksın. Neler diziler için tanım kümemiz neydi? Pozitif tam sayıydı. Dolayısıyla zaten bu tarafta arayamam ben bunları. Demek ki sadece burayı arayacağım. Orada da neler var? 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Başka var mı? Yok. Kaç terimi? 4 terim pozitifmiş sevgili gençler. Ve devam. 7. sorum. Logaritma 3 tabanında n artı 5 dizisinin kaç terimi 2'den büyük, 4'ten küçük, 2'den büyükse şöyle diyeceğiz bak. 2 küçüktür logaritma 3 tabanında n artı 5. Bu da küçüktür 4 diyeceğiz. Biliyorsunuz artık logaritmadan yeni çıktınız. Taban 1'den büyük olduğu için 3'ün karesi 9 küçüktür. N artı 5 diyeceğim. 3'ün 4. kuvveti 81 diyeceğiz. Burada sevgili arkadaşlarım 5 çıkarırsanız 4 küçüktür. N küçüktür 5 çıkardım 76 oldu. Burada kaç tane N var? Alınabilecek ilk terim 5 son terim 75 olduğu için 75 son terim eksi ilk terim artı 1 tane terim vardır. Yani 71 tane terimi sevgili arkadaşlarım 2'den büyük ve 4'ten küçükmüş. 8. örneğimiz a n eşittir eksi n kare artı 7 n artı 12 dizisinin en büyük terimi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar parabolde biliyorsunuz bu bir ikinci dereceden bir ifade aslına bakarsanız ve ikinci dereceden ifadelerin en büyük değerleri en küçük değerleri nerede oluyordu? Evet hatırlamanı rica ediyorum senden nerede oluyordu? Tabii ki tepe noktasında. Tepe noktasının eksi b bölü 2a ile bulunduğunu biliyoruz o zaman yerine yazalım. Eksi 7 bölü 2a ki eksi 1'in 2 katı eksi 2'dir. Daha sonrasında şununla şu giderse de 7 bölü 2 yani 3,5 mu yapar? Hocam hoş güzel ama neler 3,5 olamaz ki? Şimdi tabii 2'ye ayrıldığınızı düşünüyorum şu an. 1 nelerin 3,5 olamayacağını gerçekten anlayanlar 2 neden 3,5 olmasın ki diyenler. Şimdi arkadaşlarım unutmayın burada bizim değişkenimiz n'ler ve bu n'ler sevgili arkadaşlarım bir dizinin elemanları. Dolayısıyla dizinin tanım kümesinin elemanları ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım
Tanım kümemiz pozitif tam sayılardan oluşuyor. 3,5'u alamam. Madem öyle, ben bu en büyük terimi nasıl bulacağım? Şimdi 3,5'un önünde ne var? 3 var. Arkasında ne var? 4 var. Bak 3'ü ve 4'ü yerine yazabiliriz. Ne gördüğümüz yere yazabiliriz. Benim iddiam şu. Sen 3'ü de yazsan, 4'ü de yazsan aynı cevabı bulacaksın ve bu cevaplar en büyük terimler olacaktır. Neden? Çünkü arkadaşlarım, bizim burada parabolümüzün kolları aşağı doğrudur. Ve sevgili gençler, şurası 3,5'sa bak şurası 3'tür ve tam karşısında da 4 var. Simetrik bir yapıya sahip olduğunu 40.000 kere söyledik. Simetrik olduğu için 3,5'a göre simetriktir. 3 ile 4 de aynı yere gider. O zaman ben ya 3'ü ya da 4'ü burada yerine yazmam gerekiyor. 3'ü yazalım hadi. -9 artı 21 artı 12. 21'den 9'u çıkardınız, 12. 12, 12 kaç yapar? 24 yapar. Cevap da bu olur. Tamam. Peki 9. örnek. Şöyle sağa kaydı sanki sayfa değil mi? Heh. Parçalı tanımlı şekilde verilmiş AN dizisi. Genel terimi verilen AN dizisinin en küçük terimiyle en büyük teriminin bize toplamı soruluyor arkadaşlarım. Şimdi burada şu ifadenin, tabii şöyle bir durum var. Neyler 3'ten küçükse diyor ya, AN dizisinin en küçük terimiyle en büyük teriminin toplamı sorulmuştu bize. Arkadaşlarım, neyler 3'ten küçükse ulan bu n'ler eksi sonsuza kadar gider. Ben şimdi buraya eksi sonsuz yazarsam cevap eksi sonsuz mu olacak bunun olabileceği en küçük değer? Değil mi? Böyle bir sıkıntı var değil mi? Acaba soruyu mu yanlış yazdık? Hayır hayır, soruyu yanlış yazmadık. Çünkü lütfen unutma, diziler işliyoruz. Diziler, şurada a'ni b'ni görünce unutmuyorsun. N'ler kaçtan başlıyor? 1'den. Tamam. Şimdi o zaman burada n'nin alabileceği en küçük değer 1'dir. 1'i yerine yazarsanız 7 gelir. Bak şuradaki en küçük eleman 7. Daha sonrasında geldin şurada 3'ü yerine yazdın en küçük elemanı. 3'ün küpü 27 eksi 1'den ne geldi? 26 geldi. 26 7'den küçük değil. O halde hala en küçük elemanımız 7. Burada da bütün n'lere göre sonuç hep 123 oluyormuş. Demek ki en küçük elemanımız bizim 7. Peki en büyük eleman? En büyük eleman için de burada n'nin son olarak alabileceği değer 5'ti. 5'i yerine yazarsanız 125 eksi 1'den 124 geliyor bakın. 123 en büyük değilmiş demek. O halde sevgili arkadaşlarım, en büyük elemanımız 124, en küçüğümüz 7. İkisinin toplamı sorulmuş, cevap 131 olacaktı. Böyle bir eskiden araba markası vardı değil mi? Murat 131. Doğanlar var, Şahinler var, Kartallar var. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Ve böyle... Nasıl denir ki buna? Hani böyle şu an eski püskü arabalar diyoruz ya, öyle geliyor ya, Anadolu arabası diyoruz yani değil mi? Sanki Türkiye'den başka bir yerde yokmuş gibi. Türkiye'de farklı yerlerde de var bunlar. Hatta böyle Avrupa ülkelerinde falan da var. Fakat sadece isimleri farklı. Yani Doğan, Şahin, Kartal demiyoruz ama aynı arabalar farklı bir isimle piyasaya sürülmüşler. Ama zamanında sevgili arkadaşlarım, zamanında dedim böyle 90'lı yıllarda falan bu araçları çok iyi hatırlıyorum böyle. Mehmet Ali Erbil falan, Çarkı Felek vardı eskiden, bilmiyorum biliyor musunuz? Belki hala vardır da. Eskiden Çarkı Felek falan vardı. Çarkı Felek'te falan reklamları dönerdi bu arabaların ve Mehmet Ali Erbil çekilişte falan Doğan verirdi, Şahin verirdi, Kartal verirdi. Çok ilginç yani böyle hani. Şimdi hatırlayınca, şimdi düşününce ulan diyorum hani eskiden demek ki lüksmüş bu arabalara sahip olmak. AN bir dizi. A1 3'müş. Yani ilk terim 3 arkadaşlarım. Ve diyor ki bana AN artı 1 eksi AN eşittir neymiş? A7 kaçtır? Şimdi bakın dikkat ediyorsunuz. A7'ye bir şekilde ulaşmak istiyorum ben. A2'den başlayalım. Şimdi ne yazıyorum? N gördüğüm yere 1 yazıyorum. A2'den A1 çıkıyor. Bak şurada 1'i yazdınız. A2 ve A1 oldu. Eşittir. N gördüğümüz yere 1 yazalım dedim. 1 geldi. Şimdi N gördüğüm yere 2 yazarsam A3 eksi A2 eşittir 2 olur. 3 yazarsam A4 eksi A3 eşittir 3 olur. 4 yazarsam A5 eksi A4 eşittir kaç yazdık? Şu an şurası 3'tü arkadaşlarım. Özür dilerim, ben yanlış yazdım. Şurası 3. Burası 4. 5 yazarsanız A6 eksi A5 eşittir 5 olur. Ve 6 yazarsanız da A7 eksi A6 eşittir 6 olacaktır. Şimdi burayı 7. terimi sormuştu. 7'yi yazar yazmaz durdum. Bunları toplarsanız eğer taraf tarafa, bakın dikkatli izleyin. Şunların hepsi birbirini götürüyor sevgili arkadaşlarım. Götürdükten sonra elimize sadece bir A7 kalıyor, bir de eksi A1 kalıyor, bir de bunların toplamı kalıyor. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamını biliyorsunuz ki 21'dir.
Eşittir diyorum. A7 eksi A1. Eksi A1 yazmayacağım çünkü A1'i biliyorum. 3'müş. Eksi 3 yazıyorum o yüzden. Eksi 3'ü karşıya atıyorsunuz. Ve böylelikle A7 sayısı bize 24'ü veriyor. Cevap 24 arkadaşlarım. Bu tarz şeylere, soruların bazı kaynaklarda ismi indirgemeli diziler olarak da geçer. İndirgemeli dizi. Siz de yazın arkadaşlarım. Çünkü soru bankalarında falan çözerken bazen başlık atıyorlar mesela indirgemeli dizi diye. Sonra şey demeyin, soru bankasına karşınıza çıkınca işte SML hoca bunları anlatmadı bize demeyin. Sadece başlık atmadım. Sonuç olarak sadece bir yöntem, yani dizi çözme yöntemi, farklı bir yöntemi yok. Bunları tek tek de çözebiliriz tabii ki. Sadece bir yöntem olduğu için arkadaşlarım bir başlık atmadım. Ama kaynaklarda çözerken karşına indirgemeli dizi olarak çıkacak, haberin olsun. Ve devam, 11. soru. AN dizisinin ilk n teriminin toplamı SN eşittir 2 çarpı n faktöriyel olduğuna göre A4 ile A5'in toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi SN demek birinci terimden başlayıp her ardışık terimi tek tek toplaya toplaya n'inci terime kadar toplamına SN deniliyormuş arkadaşlarım. A4 ile A5'in toplamı soruluyorsa ben S5 dediğim şey bakın nedir? A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5'tir değil mi? İlk 5 terimin toplamı. Peki S3 nedir? O da A1 artı A2 artı A3 müdür arkadaşlar? Yani ilk 3 terimin toplamı. Şimdi ben bunları eğer taraf tarafa çıkarırsam S5'ten S3 çıkınca bakın ne kalacak? Çat 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 gitti. Geriye A4 artı A5 kaldı. Ki bu da bir yerden tanıdık geliyor olması lazım sana. Şuradan değil mi? O halde sevgili arkadaşlarım A4 artı A5'i nasıl buluyormuşuz? S5'ten S3'ü çıkararak buluyormuşuz. S5'i nasıl bulacağız hocam? Sana SN'in kuralını vermiş. Yani ne gördüğün yere? Orada yazan indisleri yazacaksın. 5'i ve 3'ü yazıp çıkaracağız. 5'i yazalım. 2 çarpı 5 faktöriyelden 2 çarpı 3 faktöriyeli çıkaracağız. Yani 2 parantezinde 5 faktöriyel 120, 3 faktöriyel 6, bunu çıkaracağız. Bu da 2 çarpı 114 yapar. Bu da sevgili arkadaşlarım 228'in ta kendisini verir bize. O halde cevabımız 228'dir deriz. Arkadaşlarım 12. sorumdayım. N kare artı 3 n artı 4 bölü n artı 1 dizisi için terimlerinden bazılarının tam sayı olduğunu, terimlerinin bazılarının 2'den büyük olduğunu ve terimlerinin bazılarının irrasyonel olduğu bilgileri verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bakalım. Ben yukarıdaki n kare artı 3 n artı 4 dediğim ifadeyi aşağıdaki n artı 1'e göre uyarlayabilir miyim diye düşünecek olursam polinom bölmesi yapmayı TYT matematikte öğrendik. N kare artı 3 n artı 4 diyeceğim. Ve arkadaşlarım ben bunu n artı 1'e bölmek istiyorum izninizle. Hadi bakalım beraber bölelim. Siz de polinomlarda bölmeyi tekrar etmiş olursunuz. Hep en büyük dereceli terime odaklanıyoruz. Burada n kareye sağ tarafta n'e odaklanıyoruz. Ben n'yi n ile çarparsam n kare yapar? Tabii ki n ile. O halde hepsini çarparsanız n kare artı n yapar. Çıkarırsanız n kareler gider. 3 n'den n'yi çıkardınız. 2 n 4'ü aşağı indirdik. Şimdi ise bunu 2 ile çarparsam 2 n artı 2 gelir. Çıkarırsanız da 2 gelir arkadaşlar. 2 n'ler birbirini götürür. Demek ki burada bir tane n artı 2'miz mevcut. Şöyle n artı 2 çarpı n artı 1. Ve sevgili arkadaşlarım buna 2 ekleyince bunu veriyormuş bize değil mi? Şimdi diyor ki bunu n artı 1'e böl. Ya kardeşim biz zaten şunu hedeflemiştik polinom bölmesi için. Burası n artı 2 artı 2 bölü n artı 1'dir. Yani bunun ta kendisidir. Başka bir şey değildir. İşte size an. Tamam mı? Pekala. Şimdi diyor ki terimlerinden bazıları tam sayıdır diyor. Evet bazı terimler tam sayıdır. Mesela birinci terim. Neden hemen birinci terim dedim? Çünkü 1 sayısı ne eşittir 1? Burayı tam sayı yapar. Burayı da tam sayı yapar. İki tam sayının toplamı tam sayıdır. Dolayısıyla terimlerinden bazıları tam sayıdır diyor. Evet bazıları tam sayıdır. Terimlerinin bazıları 2'den büyüktür diyor. Evet mesela n eşittir 1 için 2'den büyük bir sayı elde ederiz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Terimlerinin bazıları irrasyonel sayıdır demiş. Terimlerinin bazıları irrasyonel sayı mı? Şimdi ona bakacağız. İrrasyonel sayı arkadaşlarım nasıl olur? Rasyonel olmayan sayılar. Ama burada ben n gördüğüm yere hangi pozitif tam sayı yazarsam yazayım sonuç bir rasyonel sayı verecektir bize. İrrasyonel bir sayı vermeyecektir. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış. Cevap ne olacakmış? 1 ve 2 olacakmış. Geçtim 13'e. AN eşittir bir aslına bakarsanız özel tanımlı bir fonksiyon olarak verilmiş. A1, A2, A3, A9 toplamı kaça eşittir? Şimdi A1'i bulalım.
Arkadaşlarım bir asal mı? Asal değil. Asal olmadığı için şurada yerine yazıyorsunuz. 1'in karesinden 1'i çıkardınız. 0 0 bölü 2'den 0 geldi. Şimdi A2'ye bakıyorum. 2 asal mı? Asal. Asal olduğu için hop şurada yerine yazıyorsunuz. 2'nin küpünden ne geldi? 8. 3 asal mı arkadaşlarım? Asal. O zaman 3'ün küpünden 27. A4 değil A9. 9 asal mı? Değil. 9'un karesi 81 eksi 1'den. 80. 82'ye böldünüz 40 geldi. İşte bunları topla demiş. 0 artı 8 artı 27 artı 40 diyoruz. Bak şurası 35 yapar. 35'e 40 eklediniz. Ne yaptı? 75 yaptı. Demek ki cevabımız 75 olacakmış. Geçtim 14'e. AN dizisinde gençler A1 5'miş. AN artı 1'in AN'e oranı da N artı 1'miş. Bakın yine bu da şuradaki gibi indirgemeli bir dizi örneği. Bu da indirgemeli arkadaşlarım, tamam mı? Peki bunu nasıl çözeceğiz? İyi dinliyorsunuz, çok dikkatli dinliyorsunuz. Öncelikle dizinin genel terimini sormuş. Yani AN ile alakalı bir şey soruluyor. AN nedir diye soruluyor bize. Şöyle diyoruz. Öncelikle N gördüğümüz yere 1 yazarak olaya başlayalım. A2 bölü A1. A2 bölü A1. Mesela 2 yazarsanız A3 bölü A2. 3 yazarsanız A4 bölü A3. 4 yazarsanız A5 bölü A4 gelir ve bu şekilde devam eder. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım. N yazarsanız da AN bölü AN-1 olur. Doğru mu? Şimdi dizinin bana genel terimi sorulmuş. Yani AN, AN'i elde ettiğim anda bırakıyorum. Devam ettirmiyorum ki yanda da zaten öyle yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi burada A2 bölü A1 kaç arkadaşlarım? Ben en gördüğüm yere 1 yazmıştım. 1 artı 1'den 2. Şurası kaçtır o zaman? 3'tür. Burası 4, burası 5 ve burası kaçtır arkadaşlar? N-1 yerine yazarsanız N-1 artı 1'den N'dir. Şimdi ben gelin bunları çarpalım diyorum. Bunları çarparsanız sevgili arkadaşlar, ki tabii bunları da çarpacağız. Bunları çarparsanız ne gelir bir bakalım. Üst tarafa bakıyorsunuz. A2'ler, A3'ler, A4'ler, A5'ler ve en son AN-1 gitti. Geriye kalan tek şey AN'in A1'e bölümü. Yazalım AN bölü A1. Eşittir. Bunların çarpımı ne? 2'den N'ye kadar olan sayıların çarpımı neydi? N faktöriyeldi değil mi? Pekala. A1 kaçmış? Hocam o da 5'miş. Madem öyle ben bu A1'i yani 5'i N faktöriyelin yanına davet edersem AN eşittir 5 çarpı N faktöriyel olur. İşte size dizinin genel terimi. Bize AN sorulmuştu. Doğru cevabımız 5 çarpı N faktöriyel olacakmış sevgili arkadaşlar. 101. sayfayı da bitirdik. Bu sayfaya şöyle uzaktan bir bakmak istiyorum. Sizlerin de izniyle. Evet sevgili arkadaşlarım. Gayet çalışılmış bir sayfa görüntüsü. Böyle olunca aşırı derecede mutlu oluyorum. İnşallah sen de bu mutluluğa erişebiliyorsundur. Eminim. Eminim yapıyorsun bunu. Kesinlikle yapıyorsun. Ben sadece emin olmak için soruyorum. Ama sen de yazarsan yorum kısımlarına falan çok sevinirim. Yani hani böyle kendi kendime ders işliyormuş havalarına bürünmeyim lütfen. Beni o havadan çıkar lütfen, lütfen, lütfen. Tamam. Hadi. Her fonksiyon bir dizi belirtmez. Sabit dizilerdeyiz. Ama her dizi bir fonksiyondur. Madem öyle, sabit dizi diye tanımlayacağımız kavram aslında sabit fonksiyondan bir başkası değildir. Sabit fonksiyon neydi? Fx eşittir c ve c reel sayıydı. Sabit dizide aynı şekilde arkadaşlarım. An eşittir c ve c bir reel sayı olacak. Yani n'den bağımsız olacak. Sen n gördüğün yere ne yazarsan yaz, bu dizi hep sabit bir sayıya eşit olacak. Yine aynı fonksiyonlardaki gibi eğer bn artı c bölü dn artı d gibi bir elinde fonksiyon varsa ve bu dizi sabit dizi ise o halde yapman gereken b'nin d'ye oranı eşittir c'nin e'ye oranı diyerek bu sabit diziyi gerçekleştirme. Şimdi 5. örneğimize bakmak istiyoruz. An eşittir böyle bir sürü karmaşık şey vermiş. A5 ile A7'nin toplamının karesi ifadesi kaça eşittir diye soruyor. Dikkatli dinliyorsun beni şimdi. Madem bu sabit dizi güzel kardeşim. Buradaki n karenin, buradaki n'nin, buranın ne işi var? Bunların olmaması gerekiyor. Çünkü bizim sabit dizimiz n'den bağımsız olmak zorunda. Madem buradaki n kare olmayacak o zaman şurayı eşit de sıfıra. M kaç gelir? 3. Madem burada n olmayacak burayı da sıfıra eşit de. K kaç gelir? Eksi 2. Bak şurası ve şurası gitti mi? Gitti. M kaçtı? 3'tü. K kaçtı? Eksi 2'ydi. 3 eksi eksi 2 kaç yapar? Tabii ki 5 yapar. Demek ki burada sadece bunlar ve bunlar gitti. Sadece burası kaldığına göre AN genel terimi neymiş? 5'miş. Şimdi A5 kaçtır güzel arkadaşım? O da 5'tir. A7 kaçtır? O da 5'tir hocam. O zaman 5 ile 5'i topla 10. 10'un karesi sorulmuş. Cevap kaç? 100. Bitti. Tamam. Bu kadar basitti. 16. örnek. X bir reel sayı olmak üzere
SN-2 bölü 2x artı n bölü artı 6 dizisi sabit dizidir. Buna göre x'ten a5 çıkarsa kaç kalır diye sorulmuş. Madem bu bir sabit dizi, 8'in, bakın şuradaki 8'in 2x'e oranı 8 bölü 2x eşittir eksi 2'nin 6'ya oranı diyeceğiz. Bakın eksi 3 katıysa eksi 3 katı olacak. 8'in eksi 3 katı kaçtır? Eksi 24'tür. Demek ki 2x kaçmış arkadaşlar? Eksi 24. O halde x kaçtır? Eksi 12'nin ta kendisidir. Şimdi şurayı bulduk, eksi 12. Bundan diyor a5'i çıkar. Ya kardeşim a5'i nasıl bulacağız? Şöyle, üst taraf 8 ne? Eksi 2. Alt tarafta hani eksi 24 artı 6 ya. Şimdi şu şunun kaç katı? Eksi 3 katıydı değil mi? Madem öyle eksi 1 bölü 3'tür arkadaşlarım bu dizinin genel terimi. Yani a5 kaçtır? O da eksi 1 bölü 3'tür. Eksi 1 bölü 3 diyoruz. Eksi 12 eksi eksi 1 bölü 3 ne demektir? Şurası artıdır. 1 bölü 3'ten 12'yi çıkar diyor bize. Bu da 1 bölü 3 eksi 36 bölü 3 diyebilirim. Burası da sevgili arkadaşlarım artık bana eksi 35 bölü 3 verecektir. Cevabımız da bu olacaktır deriz. Evet. Vallahi nefes ister böyle şeyler ya. Kaç dakika olmuş? 36. İyi, daha az olmuş ya. Yani az derken 20. örneği çözdükten sonra salacağım sizi, hiç merak etmeyin. Zil çalacak. Tamam. Aşağıda verilen reel sayı dizilerinden hangisi sabit dizidir diye sorulmuş. Şimdi eksi 1'in çift kuvvetleri her zaman 1 midir? 1'dir. O zaman bunun bütün terimleri 1'dir arkadaşlarım. Sen ne gördüğün yere ne yazarsan yaz hep 1 gelecek. O zaman bu bir sabit dizidir. Bu cepte. Şimdi n'ler biliyorsun ki pozitif tam sayıydı. Dolayısıyla şunu şuradan bir koparalım. Ciğerini sökelim oradan. Hop, aldım. Şuraya yapıştıralım ve artık şunu biraz da şöyle büyütelim ki. Hah, bak şimdi. Güzel oldu. Şurada çalışalım. N'ler pozitifti. Mutlak n dışarı nasıl çıkar? N diye çıkar. Mutlak eksi n de nasıl çıkar? O da n diye çıkar. Pozitif çünkü n'ler. Arada eksi var. Artı bir de n karemiz var. Eksi n artı n gider. N'den bağımsız mı bu dizi? Değil. O zaman sabit de değildir. Gitti. Tanjant np. Şimdi sen n gördüğün yere 1 yazarsan tanjant p olur ki tanjant p 0'dır. N gördüğün yere 2 yazarsan tanjant 2p gelir ki bu da 0'dır. 3 yazarsan tanjant 3p ki kendisi zaten tanjant p'ye eşittir. Bu da 0'dır. Ne yazarsak yazalım hep 0 geliyor. O zaman sabit dizidir. Ve logaritma n tabanında n kare. Arkadaşlarım bu bir dizi bile değildir. Dolayısıyla sabit dizi de değildir diyeceğiz. Niye dizi değil? Hemen onu düşünelim. Taban birden farklı olması gerekirken ben burada ne gördüm yere biri de yazmam gerekiyordu halbuki dizi olabilmesi için. En başta dizi değil ki, kaldı ki sen 2'yi başa atarak 2 çarpı logaritmanın tabanında n değil mi hocam bu? Evet. O zaman hocam orası 1. Evet. Hep 2 çıkıyormuş işte cevabı. N kaç olursa olsun burası 2. Evet. Durum böyle fakat ne gördüğümüz yere de 1'i yazmamız gerekirdi. Böyle değil mi? Yani 1 haricindeki her şey için tamam eyvallah sabit ama 1'i de yazabilmemiz gerekiyordu. Bu bir dizi bile değildir ki sabit dizi olsun. O halde cevabımız ne olacakmış? 1 ve 3 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Aman 4. öncüldeki gibi fonksiyonlara dikkat edin lütfen. Bunlar çeldiricidir. Eşit diziler. 2 dizi eşitse aynı indise sahip tüm terimleri de birbirine eşittir. Eşit dizilerin genel terimleri olarak verilen kurallar birbirine eşit olmak zorunda değildir. Aslında gayet basit bir konu. Kitabı yazarken elim varmadı yani yazmayacaktım bile. Ama dedim ki hani yazayım lan dedim. Belki bir şey çıkar hani öğrencilerin karşısına. Belki bir şey çıkar dedim. Zorlanmasınlar. Çıkarsa ya bu kitapta yoktu ben İsmail Hoca'yı dinledim ama anlatmadı falan demeyin diye yazdım arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben çıkacağını mı kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de bakalım. A n ve b n. N kare artı 2 n eksi 5 ve bu. Yukarıda genel terimleri verilen a n ve b n dizileri eşit dizilerse a artı b eksi c ifadesinin değeri. Şimdi eşitlerse n kareli terimlerin katsayıları da birbirine eşittir. Bak burada n karenin katsayısı kaç? 1. Burada a eksi 2. Demek ki a eksi 2 kaçmış? 1'miş. Yani a kaçmış arkadaşlarım? 3. Bu cepte 1. Devam edelim. N'nin katsayısı n'nin katsayısı eşit olacak. N'nin katsayısı burada 2. Burada b. Demek ki b kaçmış? O da 2'ymiş. Sabit terimler yani eksi 5 ve c artı 2 birbirine eşitmiş. C artı 2 5 ise eksi 5 ise özür dilerim. C de kaçtır arkadaşlarım? Eksi 7'nin ta kendisidir. Şimdi şuna bakalım. A 3'tü, B 2 idi. Eksi C de eksi 7 idi. Eksi eksi 7 artı 7 yapar. 7 artı 2 9. 9 artı 3 de bize 12'yi verir. Doğru cevap 12 olur. 19. örnek.
AN arkadaşlarım 4 artı P bölü N artı 3 ve BN'de MN eksi 8 bölü N artı 3. Bunlar birbirine eşitmiş. P bölü M oranı kaçtır diye soruluyor. Dikkatli dinliyorsunuz. Şunu hemen genişletin. 4N artı 12 artı P bölü N artı 3 hangi diziye eşitmiş? MN eksi 8 bölü N artı 3'e eşitmiş arkadaşlar. Burada N artı 3 ve N artı 3'ün eşitliğini görüyorsunuz zaten. O halde bu kısmın sabit kısmı bak şurası 12 artı P, burası eksi 8. Burada N'nin katsayısı M, burada N'nin katsayısı 4. Demek ki M artık direkt 4'e eşittir diyeceğiz. Ve P artı 12 de hop eksi 8'e eşittir. Artı 12'yi attın karşıya ne geldi? Eksi 20 geldi. N'yi de buldun, P'yi de buldun, M'yi de buldun. P bölü M sorulmuş. Yani eksi 20'nin 4'e oranı sorulmuş. Cevap eksi 5 olacaktı diyebilirsin. Hem de gönül rahatlığıyla, kafa rahatlığıyla. Tamam. Devam. Son sorumuz videomuzun, dersimizin son sorusu. Birazdan çaldıracağız zili ve sen de uça uça teneffüse çıkacaksın. Hadi bakalım. Aşağıda genel terimleri verilmiş. Reel sayı dizilerinden birbirine eşit olanları gösteriniz. Şimdi bakalım hadi. Yazdım bir yerine. Ne geldi? Sinüs 2pi. 0. 2'yi yerine yazdın. Bu sefer de 4pi geldi. O da 0. 3'ü yerine yazdım 6pi geldi. Sinüs 6pi de 0. Demek ki bu dizinin bütün terimleri eşit ve 0'mış. Yazdım bir yerine eksi 1 geldi. 2'yi yazdım 1 geldi. 3 yazdım tek olduğu için eksi 1'dir. 4 yazdım çift olduğu için 1'dir. Demek ki bir eksi 1 bir artı 1 geliyor. Bir eksi 1 bir artı 1 geliyor. Tamam. Mesela bu ikisi birbirine eşit değil. Devam. Şunu yazalım. Logaritma 1'i yazdın. Logaritma 2 tabanında 1 0. Logaritma 3 tabanında 1 0. 4 tabanında 1 0. 5 tabanında 1 0. Bu da 0 0 0 diye devam ediyor. Hocam burada logaritmanın tabanına bakmak zorunda. Bak sıkıntı değil ki. 1'i yerine yazdığın zaman logaritmanın tabanında hiçbir sıkıntı olmuyor. En küçük elemanı bile yerine yazdığım zaman bir sıkıntı olmuyor. O zaman bunda da bir sıkıntı yok. 0 dizisi bütün terimleri 0 olan dizidir. Demek ki bu da sevgili arkadaşlarım bak eşit olan diziler zaten belli oluyor direkt. Bir de şuna bakalım sizle beraber. 1'i yazdınız kosinüs pi eksi 1. Kosinüs 2 pi 1. Kosinüs 3 pi eksi 1. Kosinüs 4 pi 1. Kosinüs 5 pi eksi 1. Kosinüs 6 pi 1 diye devam ediyor. O halde arkadaşlarım şu diziyle şu dizi birbirine eşitken geriye kalan bütün dizilerde yine birbirine eşittir diyeceğiz. Yani birinci diziyle üçüncü ve dördüncü diziler birbirine eşitken 2 ve 5 de yine birbirine eşit dizilerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Evet, ben yoruldum, biraz çay içmeye gideceğim. Sen de çayını kahveni hazırla. Böyle bir atıştırmalık falan da yapabilirsin kendine. Bir de size şunu söyleyeyim. Madem buraya kadar dinledin, sana da bak 43 dakikadır ders dinliyorsun. Sana da güzel bir taktik vereyim. Bana liseye yeni başladığım zamanlarda çok tatlı bir matematik öğretmenimiz vardı. Sonra bir daha görmek nasip olmadı maalesef ama çok tatlıydı, severdim. İsmi de Turan olması gerekiyor. Turan'dı herhalde. Ama çok tatlı bir hocaydı vallahi, matematikçiydi. Bir taktik vermişti. Demişti ki harbiden işe yarayan bir taktik ama. Bak vallahi bak. Arkadaşlarım, elma yemek beynin sayısal kısımlarını ilgilendiren kısımları canlı tutuyormuş ve çalıştırmaya yarıyormuş. Elma. Bak elma suyu falan demiyorum. Elma. Tamam, elmayı alacaksın, kütür kütür yiyeceksin. İstersen dilimleyebilirsin. Kabuğuyla beraber yer ne olur ne olmaz. Kabuğunu soyunca belki vitamini kabuğundadır, gider falan. Kabuğuyla beraber elma. Dilimle dilimle dilimle. Günlük bir tane. Sabahları yersen 10 numara 5 yıldız olur. Vallahi bak, böyle beyninin daha zinde olduğunu hissediyorsun. Ben denedim, çalışıyor. Tamam mı? Denedim, çalışan bir taktik bu. Sen de deneyebilirsin bunu. Anlaştık. Evet gençler, sonraki videolarda, sonraki derste, logaritmanın ikinci dersinde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tabii, tabii, tabii. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.